Korkacak bir şey yok Zeli Hanım, korkmayın, benim. Sadullah Bey. Ah Sadullah Bey. Ay hoş geldiniz. Kusura bakmayın böyle ev haliyle. Buyurun buyurun Allah aşkınıza. Hay Allah ya. Size getirdim. Ah çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Ben kahve filan şey yapayım. Canım. Vallahi habersiz geldiğiniz için kusura bakmayın. Bırakın şimdi bunları Zeli Hanım. Ah, çok ben yabancı güzel. Mıyım? Sizinle sohbet etmeye geldim. Dediler rahatsız. Hemen koşup geldim. Ya öyle yani rahatsızlandım ama işte bilmiyorum ne oldu. Aslına bakarsanız benimkisi hem ziyaret hem ticaret. Şu ev meselesini nihayete erdirelim diye geldim. Müşteri sıkıştırıp duruyor. Ne yapsak acaba Zeli Hanım? Bu işi bir an önce halletsek diyorum. Oğullarınız annem bilir diyor. Malum tapu sizin üstünüze. Vallahi ay ne desem ben şimdi ne söz verdiğimi de unuttum ama bir Hasan'a mı sorsak? Aa, o karışmaz böyle şeylere biliyorsunuz. Doğru karışmaz vallahi. Herkes kararı size bıraktı. Bizim evde annem ne derse o olur diyorlar. Şu noteri getirsen bir gün vekaleti benim üstüme yapsak artık. Ha? Vallahi bilemedim ama yani bir hayrını da görmüyorum ben o evin. Ama satayım gitsin. Değil mi ya? Değil mi? Satayım, satayım. Hem zaten Allah aşkına 3 günlük ömrümüz var. Ya, ya. Satayım, satar gezeriz. Zeli Hanım maşallah sağlığı yerinde. Aklı başında. Hem evi satmayı da çok istiyor. Ben bir noter getirip vekaleti üstüme aldığımda sorun kalmayacak. Ancak senin sağlam raporu vermen gerekiyor. Bakın az önce de söyledim. O durumdaki bir hastaya eğer aklı başında raporu verirsem mesleğim biter. Hapse girerim. Senin zarar görmemeni sağlayacağız doktor. Merak etme sen. Sen bir düşün. Günü geldiğinde konuşuruz. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.